Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hamdolsun. Şimdi sayfa kaçta kaldık hatırlıyor musunuz? 109'da. 109. 107, 108, 109. Ha burada. 20 şeyde evet. Burada değil mi? 24. 24, okay. Read a student essay answering the questions in exercise 22. Don't worry about the gaps demiş. Efendim bunları okuyun demiş ve doldurun demiş. Bunları neyle dolduracaksınız arkadaşlar? Egzersiz 22 okarak yapabildiniz mi bunu yoksa ödev vermiş miydim ben bunu? Vermiştiniz hocam. Ha, yaptınız mı? Yaptık. Peki Zehra sen oku o zaman. Baştan başla okumaya. Many students use diye başla. Many students use an online dictionary to help them learn a language when they study in class. In this essay, I am going to discuss the advantages and disadvantages of this. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi öteki arkadaşı okutayım. Berfin sen gel şimdi devamını sen oku. Şey ben bunu yapmadım. Berteyim mi seni şimdi? Ne yapayım ben ha? Gül sen gel. Hocam sayfa. Firstly burada 24 bak. Sayfa 109. Bunu yapmadım. Yapmadıysam başkasına şey yapayım. Hakan sen gel. Ben de yapamadım hocam. Hocam ben direkt okurum ya. Okumaya çalışırım ama sayfayı bulamadım. Sevil sen gel. Tamam bak bir bulabilirsen sayfayı. Sayfa 109. Sevil. Yaptın mı? Zülfiye sen yaptın mı? Ya hayır hocam ben unutmuşum ödev verdiğiniz. O zaman. Hocam yapılmayacak bir şey değil. Arkadaşlar okurken giderler onu. Yani zor bir paragraf değil bu. Zor bir makale değil. Tamam sen oku. Başından sonuna kadar sen oku. Hocam ben de okuyabilirim. Ben de nasıl okurum hocam. Demin çağırdın niye gelmedin? Sevil sen gel. İkiyi sen oku o zaman. Tamam. İkiyi sen yap. Açana kadar vakit geçti hocam. Okuyorum o zaman ben hocam. Okuyorum. Sevil okusun da sonra sana geleyim Gül. Many students use an online... Onu yaptı. Biri yaptı, ikiyi yap. Ha, ikiyi. Firstly, if a student doesn't know the meaning of a word or phrase, they can find it quickly and easily with an online dictionary. Tercüme de ediyor muyuz hocam? Yo, anlıyorsunuz, anladığınızı bildiğim için. Anlıyoruz. The teacher can continue with the class and doesn't need to stop and answer questions all the time. Furthermore, a paper dictionary is sometimes too heavy and students don't like to carry one in their bags. Tamam, şimdi Serpil'e geçelim. On the other hand, when a student is not very confident or if they are afraid of making a mistake, they might start to use their dictionary in the wrong way. Tamam, şimdi şey yapsın, Gül gel sen yap. If they stop to learn every word or phrase they don't know, they won't improve their language skill enough and they won't improve. Bence if they stop to check olacak orası. Check, evet. If they stop to check, cümlen doğru da yani şeye uymuyor sadece. If they stop to check every word or phrase they don't know, they won't practice their language skills. Bir de böyle check ve practice'le yap bakayım bunu. If they stop to check every word or phrase they don't know, they won't practice their language skills enough and they won't improve. Güzel. Şimdi başka yapan var mı arkadaşlar? Yok. Zehra sen gel.
Additionally, it is very difficult for a teacher to check that the students are using their computers to look up a word and not just playing online games if they don't focus on the class they want. Peki. They won't make any progress. Hocam hepsine gittim ben yanlış. Olsun ama ne yapacaksın, cümle durmadı ki. Evet, sen de haklısın. Make any progress. To sum up doku, orayı doku. To sum up, an online dictionary is often useful for students. However, in my opinion, students should only go online when the teacher says to do so. If not, they won't learn for themselves. Bu konuşman akıcı olmaya başlamış okuman. Güzel. Şimdi arkadaşlar 25'i 24'e göre yapmaya çalışalım. Hadi herkes yapsın. 8 tane var. 3-4 dakika. Hocam zaten bu 25 onları şey, koyduk zaten hocam. Onları koyduk. Ha öyle mi? Ha tamam. Oradan oraya koydunuz. Doğru. Oradan oraya koydunuz. Haklısınız. Evet doğru. Evet 26'ya geldim arkadaşlar. In this essay diyor, decide which word or phrase introduce. Yani önce ana paragrafta arkadaşlar, şuraya geleyim önce. Main idea of a paragraph at the start. Yani başlangıçta ilk önce ne kullanmış burada? Firstly değil mi? Başlangıçta firstly kullanmış. Firstly. Bir de firstly yazabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra bilgi vereceğiniz zaman arkadaşlar bir fikir hakkında. Furthermore ya da additionally. Furthermore ya da additionally. Bunları yazarken artık alışkanlık haline getirin. Oldu mu? Firstly, furthermore ya da additionally getirin. Başka bir fikir yani yeni bir fikir veriyorsanız eğer yeni bir fikri on the other hand ya da however diye verin o yeni fikri. Okay. On the other hand ya da however diye. However. Bitirirken de to sum up diye söyleyin. Finally diyebilir miyiz hocam? Finally. Tabii bu bir tanesini söylüyor. İleride bunlar çoğalacak yavaş yavaş. Şimdi teker teker vermeye çalışıyoruz. Şimdi Zülfiye gel baştan bunları bir bana açıkla bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paragrafın girişinde yani ilk paragrafta, giriş paragrafında ne demeliyiz önce? Aha, birinci main audio paragraph, firstly, sonra extra information about idea, additional, furthermore. Güzel. Any different idea, however, and other hand, we can say. On the other hand. The conclusion, we can say sum up and finally. Güzel, harika. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bunlar çünkü ileride yazmaya başladığım zaman şeyleri, kompozisyonları, writingleri bunlar çok işinize yarayacak size. Şimdi burada bir parça okuyacağız beraberce arkadaşlar. Önce bu parçayı bir okuyalım. Önce bu parçayı bir görelim, okuyalım, tercüme edelim. Şöyle yapayım ha. Şöyle. Evet. Şimdi kim gelsin? Hakan sen okumaya devam ediyor musun? Okuyor musun? Evet hocam okuyorum. Ha, okursan çünkü çok gelişeceksin. Birinci paragraf sana veriyorum. Oku bakayım. Many students are interested in learning English. Some students can go to English speaking countries and learn with other students from all over the world. Most students, though, study in their own country and have to learn with people who have the same first language as they do. I would like to discuss the advantages and disadvantages of this. Peki, bana cümle cümle bunu bir tercüme et bakayım. İlk cümlede hocam, many students are interested in learning English. Burada diyor ki çoğu öğrenci diyor İngilizce öğrenmeye ilgilidir diyor. Çoğu most students ama many birçok öğrenci anlamında geçiyor. Birçok öğrenci İngilizce öğrenmeye ilgi duyuyor diyor. Güzel. Some students can go to English speaking countries and learn with other students from all over the world. Bazı öğrenciler evet.
sondan başlatıyorum. Dünyadan gelen. Tüm dünyadan gelen diğer öğrencilerle İngilizce konuşan ülkeler. Konuşmak ülkeleri, için, öğrenmek için tüm dünyadan gelen diğer öğrenciler ile öğrenebilirler ve öğrenebilirler ve İngilizce konuşan ülkelere gidebilirler. Yani İngilizce konuşan ülkelere gidip orada öğrenebilirler diyor. Gidip öğrenebilirler. Güzel. Tamam. Most students in çoğu. Most students do study in their own country and have to learn with people who have the same first language as they do. Burada çoğu öğrenci Doğu ne orada Doğu? Doğu rağmen miydi? Gerçi çoğu öğrenci diyor. Gerçi çoğu öğrenci. Aslına bakarsan çoğu öğrenci. Study in their own country. Onlar kendi ülkelerinde okurlarken ve aynı ilk dillerini ne diyor burada? İlk dilleri gibi öğrenmeye çalışan zorunda oldukları için diyor. Öğrenmeye çalışmak zorunda oldukları için. Evet. Toparlamaya çalışıyor. Öğrenmek zorunda diyor. İnsanlarla birlikte ki aynı lisanı diyor. Yani kendi onların konuştuğu aynı lisanı kendi ana dilinde yani. Evet. Dolayısıyla kendi ülkelerinde şey yaparlar, eğitim görürler diyor. Peki, I would like to discuss the advantages and disadvantages of this. Bunun diyor avantajlarını ve dezavantajlarını tartışmayı severim diyor. Tartışmak isterim, arzu ederim. İsterim, arzu ederim. Peki, oldu. Şimdi Beyza Nur geldi mi? Ya, hocam üstteki cümleyi tekrar toparlayabilir miyiz? Most students taught study in their own country and have to learn with people who have the same first language as they do. Ben pek çok düşük oldu. Yani çıkartamadım. Çok öğrenci. Gerçi çoğu öğrenci diyor. Kendi ülkelerinde eğitim görürler ve öğrenmek zorundadırlar diyor insanlarla birlikte ki o insanlar da diyor yani aynı dili konuşurlar onlar gibi diyor. Onların yanında okay. Yani aynı dili konuşan ülkelerde, kendi dilini konuşan ülkelerde öğrenmek zorundadır. Mesela Türkiye'de Türk diliyle birlikte öğrenmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla İngilizceyi öğreniyorsunuz ama geliştirme konusunda mutlaka yurt dışı görmek lazım arkadaşlar. Yurt dışı görmeden gelişmiyor. Firstly, şimdi kim gelsin? Gül, sen gel bunu tercüme et bakayım bana. Firstly, if a student doesn't know the meaning of a word or understand the teacher, they can ask one of their classmates for help. Cümle çevireyim mi yoksa paragrafı hepsini okuyayım mı? Oku paragrafı sonra çevirirsin. Secondly, the teacher will understand what problems the class have with learning English and be able to help them with the things that they find the most difficult. İlk önce eğer bir öğrenci anlamıyorsa kelimenin anlamını ya da anlamıyorsa hocayı onlar sorabilir, sınıf arkadaşlarından birine sorabilir, yardım için sorabilir. İkinci olarak hoca anlayacak, problemin ne olduğunu anlayacak. What the problems the class have? What the problems? Ha, sınıfın probleminin ne olduğunu anlayacak. İngilizce öğrenmede ne olduğunu anlayacak ve bilebilecek, yardım edebilecek onlara. Onların zor bulduğu şeylerde onlara yardım edecek. Evet, yardım edebilirler diyor. Evet, doğru. Peki, on the other hand, Sevil sen gel, on the other hand. On the other hand, if a student is shy or just lazy, they can speak their own language in the lesson all of the time and not communicate in English. If they ask their friends for help,
too often, they won't improve their skills. Diğer yandan bir öğrenci utangaç veya sadece tembelse kendi dilini sınıfta çoğu zaman kendi dilini konuşabilir. Çoğu zaman değil, all of time, hep. Hep kendi dilini konuşabilir ve İngilizce iletişimde olmayabilir, iletişime geçmeyebilir. Eğer onlar kendi arkadaşlarına yardım için çok sık sorarlarsa kendi yeteneklerini geliştiremeyecekler. Yani sadece Türkçe konuşurlarsa her şeyi de geliştiremeyecekler. Demezler. Peki. To sum up, bunu da Serpil yapsın. To sum up, it can be helpful for students if they can get help from friends who speak the same languages as they do. If the whole class speaks the same first language, he or she can help them with difficult grammar and vocabulary. However, if a student is in a class where everybody has the same first language, they have to be very motivated to be successful. Motivated to be successful. Okay. Yeah. Özetle diyor, öğrenciler, if'ten başlayayım, if they can get help from friends. Onlar diyor, aynı dili konuşan arkadaşlarıyla yardımlaşabilirlerse bu öğrenciler için yararlı olur diyor. Yararlı olabilir. Doğru. If the whole class speaks the same first language. Eğer diyor tüm sınıf aynı birinci aynı yani ana dilden demek ki konuşursa. Aynı ana dili konuşurlarsa kız veya erkek çocuk diyor onlara yardım edebilir. Kelime ve gramer zor gramer kelime ve gramerde zorlandıkları gramerde diyor onlara yardım edebilir. Evet. Ancak if a student is in a class ancak diyor bir öğrenci diyor ders dedi ki orada diyor herkes aynı ana dilini herkesin aynı ana dilini olması lazım diyor. Eğer bir öğrenci diyor bak herkesin diyor aynı dili konuştuğu yerde olursa diyor onlar diyor motive olurlar ve başarılı olurlar. Çok motive olmak zorundalar başarılı olmak için. Başarılı olmak için çok motive olmak zorundalar. They have to be very motivated. Yani motive edilmeliler aslında burada. Bu pasif aynı zamanda görüyorsunuz. Başarılı olmak için motive edilmeliler. Edilmeliler evet. Motive edilmeliler yani. Çünkü hep kendi ana dillerini konuşuyorlar. Tabii. Şimdi değerli arkadaşlar İyice dinleyin beni. Burada bir topik var, başlık var. Burada bir başlık var. Zehra burayı bir oku bakayım başlığı. Use information from this unit to write an essay about a topic. The topic of your essay is what are the advantages and disadvantages of taking English lessons with classmates from the same country? Şimdi bir saniye. Şimdi bana yazdığına göre bu hafta siz şey göreceksiniz, writing göreceksiniz. Siz öyle istemişsiniz siz. Şey öyle değil mi hocam? Bir tane e-mail var. Bir saat o e-maili şey yapalım, kontrol edelim. Sonra konuşmaya devam edelim öbür saat dedi. Tamam. O zaman bunu da yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bak bu da sizin için çok geliştirici olacak. Örnek bak model de bu. Model de bu bak model. Evet, devam edelim. In your essay, you should include. In your essay, you should include a clear introduction and conclusion
and main paragraphs discussing the topic, words and phrases to organize ideas, advantages and disadvantages. You should write 220-254 words. Arkadaşlar, bunu bazı arkadaşlar son anlatıyor, yazmıyorlar. Önemserseniz, yazarsanız gerçekten çok başarılı olacaksınız. Ya ben önemsemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu mutlaka yazın. Öncelikle parçayı güzelce bir irdeleyin. Takıldığınız yerde de şey yapabilirsiniz. Bizim WhatsApp gruba yazabilirsiniz arkadaşlar. Oradan da yardımcı olabilirim size. Çok sessiz kalmayın. Elinizden geldiği kadar bu parçayı okuyup takıldığınız yerde soruları sorun ve bunu da böyle bir şey yazmaya çalışın. Ya hocam size... Pardon. Efendim. Çok. Buyurun. Hocam bundan önce de bir ödev vermiştiniz. O ile ilgili ben bir paragraf hazırladım. Onu göndersem WhatsApp'ta siz inceleyebilir misiniz? Ben incelerim incelemesine de aslında. Ama şeyle İngilizce konuşuyorsun ya aynı zamanda incelerken. Onun da faydası olur. Sen gönder, ben incelerim onu. Ama sen yine Linda'ya da göster onu. Niye biliyor musun? Ben de yazdım hocam. Evet. İşte onların hepsini şeye, Linda geldiği zaman atarsanız çocuklar, Linda ile birlikte İngilizce konuşarak tartışsanız iyi olur. Ama ben şeyi evet. söyleyebilirim size. Gramerde nerelerde eksiğiniz var onları söyleyebilirim. Yani evet. gramer. Onun için ben onu söyleyebilirim size. Atın siz şeye, bakarım ben. Tamam. Şimdi grammar and vocabulary demiş. Şimdi 0-1'e geldik. Complete the sentence using a proposition or adverb. Not all sentences need a proposition or adverb. Arkadaşlar her yerde gerekli değil bu edat veya zarf. Gerekli değil. Ama gerekli olduğu yerlerde de ne geleceğini tahmin etmeye çalışın. Koymaya çalışın. 7 tane var. Herhalde 3 dakika yeter size. Okay. Tamamdır hocam. Bitti mi? Güzel. Bir kişi daha bitirsin. Evet, tamam, bitti evet. hocam. Bitti mi? Berfin, biri bir sen oku kızım. Hocam bir şey soracağım. Ben anlamıyorum bu şeyi. Neyi? Bu konuyu anlamıyorum. Bu şey, proposition ya da zarf koyacaksın kızım. Başka bir şey yok. Mesela I use to communicate diyor. Communicate'den sonra ne? Hangi proposition gelebilir? E-mail diyor da. With my lecturer at university. Yani benim diyor işte öğretmenimle birlikte diyor. Daima neyle? İşte yani şey yapabiliyorum ama ne koyacağım aklıma gelmiyor. İşte e-mail'le diyeceksin orada. E-mail'le. E-mail'le, by e-mail orada. Bit olmaz da by e-mail. Çünkü vasıtası e-mail vasıtasıyla. I usually communicate by e-mail with my lecturer at university. Şimdi edatları demek ki sıkışıyorsun. Şimdi communicate evet. yaz. Bir de communicate with var. Communicate with ve communicate by var. Onu bir kenara yaz sen. Ötekini Zülfiye yaptırayım. Zülfiye 2'yi sen yap. If you are having a difficult time, it is the best to talk to someone. To da olur, with da olur da. Talk to, ama with daha çok sık kullanılmaz ama to çok sık kullanılır. Talk to. Güzel. Üçü Zehra'ya yaptıralım. You must be able to hold a conversation with someone to pass the exam. Güzel, yanlış. With someone. Bak, with someone. Hold a conversation with. Gördün mü? Talk to. Bunları yazıyorsun değil mi Berfin alt alta? Bunları yaz. Bunlar yani collocation dediğimiz şey bu işte. Yani şeysiz olmuyor. Sevil sen gel dörde. You can take the course unless you speak to English really well. Şey burada speak to ile kullanılıyor ama burada kullanılmasa da olur sanki. Biriyle bence konuşurken. Bence kullanılmaması gerekiyor. Speak ben to someone.
Ha, biriyle konuşurken to kullanılıyor. Ha, burada yok. İngilizce konuşmak. Burada gerek yok. Burada gerek yok. Hocam in vermeye olmaz. Burada speak in English. Speak in English olur. In English olur ama İngilizce konu. Mesela will you speak in English veya will you speak English? English diyebilirsin yani. Araya in getirmene gerek yok. Ama getirirsen yanlış olmaz o. Beşi Serpil gelsin. Have you got any free time? I want to have a chat about something. Çok güzel. Evet. Çok güzel. About something. Harika. Bir şey hakkında konuşmak evet, istiyorum. Evet. Altıya Hakan gelsin. Altı. You can go to the carrier's office. Carrier's office to have a chat with someone about jobs dedim hocam. Doğru. With someone veya to someone doğru. With veya to. Peki şimdi aşağıda cümlenin yarısı 1, 2, 3, 4, 5, 8'e kadar. Cümlenin yarısı da öteki tarafta. Hocam bir tane daha kaldı. Ha öyle mi? O zaman ona da şey gel. Gül gelsin. Gül gel. Do you want to discuss? Sanırım burada boşluk olacak. A topic for the project. Yeah, discuss a topic. Bir topiki, bir başlığı tartışmak anlamında geçiyor. About değil mi hocam? Discuss about. Discuss about something olabilir. Hocam bir de orada a topic var ya, a topic'in önüne bir şeyin gelmesi zaten biraz şey oluyor. Hani ya bir topiği tartışmak anlamında. Topik hakkında topiği de yani başlığı tartışmak anlamında. Proje için bir topiği tartışmak anlamında geçiyor. Discuss about the problems, mesela problemler hakkında olabilir o şekilde ama discuss about da kullanılabiliyor. Ama burada bir topik hakkında değil de bir topiği tartışmak anlamında geçiyor. Topik hakkında tamam. Değil yani topiği tartışmak. Şunu söylemek istedim. Evet. Şimdi topiğin önünde e artikli var ya. Evet. Evet. Aslında o e artikli olduğundan dolayı zaten about koymak. Evet. Evet güzel. Güzel arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ikiyi yapıyorsunuz. Yalnız bu şey collocation'ları yazın çocuklar. Bunları yazın ki zaman zaman böyle şeyler vereceğim ben size. Bu ikinci, üçüncü kitapla ve dördüncü kitaplarda çok fazla olacak. Bunlar sizin için şey söyleyeyim. Nasıl diyeyim? Prototip dersler. Anlıyor musunuz? Şimdi birden sekize kadar hemen işaretleyin bakayım bir. İki, üç dakika vereyim size. Bitiren iki kişiye göre başlayacağım. Tamam hocam. Başka bir tane var mı? Tamam hocam. Peki. Biri sırayla gideyim arkadaşlar bu sefer. En alttan gideyim. Serpil sen gel bire. I am going to study. I am going to study with a teacher in the classroom. Evet, talk with birisiyle sohbet etmek veya derin tartışma, derin konuşmak. Talk to da birisine bir şey anlatmak anlamında geçiyor. Burada with geldi, güzel. İkiyi Berfin yapsın. I am going to talk to people whose first language is English. Doğru, talk to. Evet, güzel. Üç, Zülfiye. I am going to use a dictionary. Güzel, evet. Hakan 4. 4. I am going to listen to songs in English. Süper. 5. Gül. I'm going to keep
Hepsini yazdım. Diğeri beşi boş bıraktım. O da gözüme çarpmıyor. Harfi bulamıyorum. Evet. I'm going to keep a vocabulary notebook. Tamam hocam. Yani bir tane kelime defteri tutacağım diyor. Tutacağım. Değil mi? Anlamda söylüyor. Efendim Zehra gelsin. I am going to online videos. I am going to watch. I am going to watch online videos. Süper, süper. 7'ye kim gelmedi? Sevil mi gelmedi? Serpil mi gelmedi? Ben gelmedim. Gel, gel. I am going to read newspapers and magazines. Çok güzel, evet. Hakan sen gene gel bakayım. Berfin sen geldin mi Berfin? Gel geldim. Berfin. Tamam, o zaman Hakan gelsin. I am going to write emails to my friends. Yes. Çok güzel. To my friends. Evet, güzeldi arkadaşlar. Şimdi buraları arkadaşlar beraberce sözlü yaptıracağım burayı. Yazmanızı istemiyorum uzun olduğu için. Şimdi burada diyor ki cümleleri tamamlayın diyor sorularla veya negatif pozitif halleriyle diyor going to'nun. Parantez içinde verilen fiili kullanacaksın ama burada artı, eksi, soru işareti koymuş ya ona göre soru yapacaksınız veya şey yapacaksınız. Şimdi burada artı dediği için I'm gonna buy a paper dictionary as I can't use an online dictionary. Bakın olumlu dediği için olumlu yaptı değil mi? Biri bana Serpil yapsın. Negatif olacak hocam. I am not going to worry about my English test tomorrow. It is only a practice exam. Aferin. Sevil sen yap iki. Güzel. Are you going to learn some French before your holiday in Paris? Çok güzel soru değil mi onun için? Üç, Zehra gelsin. Are you going to try my hardest to improve my vocabulary over bu soru, the next? Bu soru değil ama bu soru değil. I am going to try diyorum hocam. Ha öyle mi? Ben are you going to try diye anlıyorum. Yok. I am going to try my hardest to improve my vocabulary over the next few weeks. Kusura bakma. Peki Gülsen gel. Are you gonna meet them outside the library? Güzel. Tamam. Beşe Zülfiye gelsin. I'll come to and go to. She isn't going to live in campus accommodation when she goes to university. Accommodation de bakayım. Accommodation. Accommodation. Hı-hı, yaşama yeri anlamında geçiyor. Şimdi dördüncü çalışmaya geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü çalışmaya. Şimdi ben bunu tek tek size soracağım. Bunları cevaplandırın. Yazması uzun süreceği için yazdırmıyorum. Burada what var, going to var, do var, after lunch var. Bununla diyor işte cümle kurun. Ama arada arlar marlar eksik ya, emizarlar eksik. Onları siz dolduracaksınız. What are you gonna do after lunch? Yani öğle yemeğinden sonra ne yapacaksın diyor. Diye soruyor. O da cevap veriyor. Bak cevaplara da dikkat edin burada. Çünkü cevaplar boş değil. I'm gonna cycle home and do my English homework. Eve bisikletle gideceğim ve ödevimi yapacağım diyor. Şimdi biri Berfin gelsin. Bir Berfin. Alttaki şeye de bak, probably'ye de bak. Hemen karar verme. Bunlara hı-hı bak ama alttakine de bak ona göre. Who are you going to the language project with? Bravo, çok güzel. Altını doku, probably. Probably Peter, but if he already has someone to work with, I am going to ask Aaron. Hı-hı, güzel. İkiyi Hakan yapsın. İki hocam. Alttaki cümleyi de oku. There is, var ya there is a big book. There is a big book store near my house. I am going to go there. Where are you going to buy a dictionary from? Mükemmel. Çok güzel. Aferin sana. O diyor ki there is a big book store near my house. I'm going to go there. Güzel. Üçe Gül gelsin. How are you gonna improve your language skills? Practice, practice and more practice. Nasıl arzunu söylüyor. Aferin sana. Peki. Dört. Dört Zehra gelsin.
When are you going to tell teacher you want to move up to higher class? I don't know. Maybe I should do it after the next lesson. Oh, çok güzel. Higher level class. Bravo. Sevil, sen gel beşe. Why aren't you gonna go to university next year? I'm going to work for my father's company instead. Burada why aren't you diyebildiğimiz gibi bir şey daha var arkadaşlar. Belki şimdiye kadar hiç söylemedim ben. Why aren't you diyeceğinde why are you not diye de söyleyebilirsiniz. Böyle bir söylem tarzı da var. Akademik İngilizce böyle de kullanılıyor çünkü. Onu da bilmenizi istiyorum. Oldu mu? Why aren't you ya da why are you not? Şimdi burada bazı kelimeler var. Time, advantage, skills. Bakın bakayım bilmediğiniz var mı içinde? Anlamadığınız, bilmediğiniz kelime var mı? Yok hocam. O zaman hemen doldurun. Hemen doldurun. 3 dakika müsaade. İlk kişi bitirdiğinde başlayacağım. Buna collocations var. Tamam hocam. Başka bitiren var mı? Benim de bitti. Peki. Önce Serpil gelsin. My brother says he won't be able to pass his English exam, so he is not going to make an effort. Bravo. Hocam. Evet, çok güzel. Berfin, bunları yazıyorsun bak. Bunlar şey İngilizce'de kalıp taşlaşmış yapılar. Bunları yazıyorsun. Yaptım bunları. Ha, ikiyi yap. George'u yap sen. Well, that's not a surprise. He never does any work. Güzel. Bunları yaz. Bilmediklerini hemen öğreneceksin. Senin bilmediğin şeyler bunlar işte. Efendim Hakan gelsin üçe. Hocam, I tried to give him some advice dedim. Güzel, doğru. Doğru mu hocam? Doğru. But he didn't take it. Tamam. He only wants to have fun dedim hocam. Güzel. He doesn't care about studying. Çok güzel, ağzına sağlık, güzel. Zehra sen gel. I did too. I told him that it takes a long time to learn a language and it is hard work. Uzun doku, orada boş çünkü. Efendim, ha. He watches films in English and does look up what the actors are saying on the internet. Çok güzel. Şimdi Sevil gelsin. George. That's a good start. He should also practice his speaking skills as well as listening. Çok güzel. Serpil sen gel şimdi Suzun olarak. Exactly. Exactly. It is more difficult to make any progress if you don't speak. Çok güzel. Zülfiş. George. He also has a big advantage because your dad is an English teacher. Maybe you can encourage him to try more. Peki. Şimdi
Zülfiye sen Susan ol, tamam mı? Sen Susan ol. George, George da Gül olsun. Sen Susan'ı oku, tercüme et. Gül de George'u okuyacaksın kızım ve tercüme edeceksin. Sadece okuyup tercüme edeceksin ama güzel okuyun. Telaffuzuna da önem veriyorum. My brother says he won't be able to pass his exam, English exam. So he's not going to make an effort. Benim kardeşim diyor ki sen İngiliz dili imtihanını geçebilmeyeceksen bu yüzden sen çoklu çünkü buna göre ki sen çok efor sarf etmedin. Bu yüzden sen çok çaba sarf etmeyeceksin. Sarf etmeyeceksin diyor. Öyle diyor, değil hocam mi? Burada sanki sonun yerine if gelmesi gerekmiyor mu? Eğer diyor herhangi efor sarf etmese o sınava geçemeyecek. Benim kardeşim geçemeyecek gibi. Yok. Stop, bu yüzden stop. Biraz orada tercümeye düz gelmiyor. Because olsa daha yakşı olardı. Çünkü diyorsan çok... Doğru söylüyor. Orada so yanlış değil mi arkadaşlar? Dikkatinizi çekti mi? So anlamsız geliyor orada. So because gibi kullanılmış hocam. So evet, evet. Yani... Bir kaos gibi evet. Peki. Şey George. George. Well, that's not a surprise. He never does any work. Yani well nasıl çevireceğim hocam? Well. Hiç şaşırtıcı değil. Ha hiç şaşırtıcı değil. O hiçbir zaman çalışmıyor. İş yapmıyor anlamda. Do work. Orada work isim ha unutma. Oradaki work iş yapmıyor. Tamam. Yani iş yapmıyor. İş orada fiil anlamda değil, isim anlamda geçiyor. Tamam. Susan. I tried to give him some advice, but he didn't take it. Ben diyor ona bir neçe meslehet vermeye çalıştım, ancak ona kar etmedi. He only wants to have fun. He doesn't care about studying. O diyor yalnızca eğlenmeyi istiyordu ve hiç okumağa bile dikkat edemiyordu. Umurumda değil yani okumak. Umurumda değil. Evet, güzel. I did too. I told him that it takes a long time to learn a language and it is hard work. Ben ona söyledim dil öğrenmek zaman uzun zaman alır ve bu zor iştir. Azimli iştir. Doğru. Güzel. Susan. He watches films in English and does look up what the actors are saying on internet. O İngilizce filmlere bakır ve aktörlerin internette on internet actor are saying. Aktörlerin ne dediklerini araştırır internette. Hem hocam look up. Evet. Does niye demiş oraya does? Vurguluyor hocam. Do'nun şeysi, vurgulaması. Evet, evet. Bak Daz gerçekten diyor, hakikaten diyor, bakıyor diyor yani. Çalışmıyor da değil adam, çalışıyor işte belki. Evet, devam. Bakın şeyi öğrendim hocam, o Do yalnızca kalıp olarak Do değil, üçüncü tekil şahısı değişebildiğini öğrendim burada. Tabii, tabii. Ben öyle zannediyordum. Yok, I do go. Hep Do. İnan ki evet. Gidiyorum, giderim anlamına geliyor. Öteki de he does go, gerçekten gider anlamına geliyor. İyi oldu bunları görmemiz, okuturmamız. Evet, devam edelim arkadaşlar. That's a good start. He should also practice his speaking skills as well as listening. Bu iyi başlangıçtır. O ayrıca melimalı, pratik yapmalıdır. Konuşma yeteneğini... dinleme yeteneği gibi konuşma yeteneğini de pratik etmelidir, yapmalıdır. Evet, doğru. Yapsa iyi olur gibi de söylüyor Susan. Exactly. It is more difficult to make any progress if you don't speak. Tamamıyla doğrudur der. İlerleme elde etmek çok çetindir eğer sen danışmırsansa. Daha çetin, çok çetin de daha çetin. Bir daha de çetin. Any orada herhangi bir ilerleme anlamda. Bakın öyle olumlu diyor. Herhangi bir ilerleme kaydetmek daha çetindir diyor. Eğer diyor konuşmazsan diyor. İşte onun içinde neyi koyuyoruz biz buraya? Speaking derslerini koyuyorum ki onu da konuşmayı da muhafaza edin diye. İnşallah 3. 4. kitapta çok iyi bir hocamız var. Onunla çalışacaksınız. Evet. Yine ben sizinle birlikte olacağım ama
yani eksiklerinizi vereceğim. Şimdi zaten birinci, ikinci kitapta bütün eksiklerinizi götüreceğim de 3-4'te de yardımcı olacağım size gene. Peki George? He also has a big advantage because your dad is an English teacher. Maybe you can encourage him to try more. Ayrıca o bir avantaja sahiptir. Dığından dolayı, senin baban İngilizce hocası olduğundan dolayı o ayrıca bir avantaja sahiptir. Belki sen itekleyebilirsin onu. Daha çok fazla dinlemeye itekleyebilirsin. Encourage, heveslendirebilirsin. Heveslendirmek doğru, doğru. Çok güzel, çok güzel. Şimdi geldik 6'ya arkadaşlar. 6'da ne varmış burada? Complete paraphrase sentence of the conversation in exercise 5. 5'tekileri burada kullanacaksınız. 3 kelimeden fazla kullanmayacaksınız arkadaş, oldu mu? 3 kelimeden fazla kullanmak. Hadi hemen bunları yapın. Şöyle yapayım. Yukarıdakini de görün. En fazla 3 kelime koyabilirsiniz. Dediniz mi? Evet hocam. O zaman Zehra, sen biri yap. Susan's brother isn't going to study because he believes he is going to fail exam dedim ben hocam. Yanlış mı olmuş? Exam olur ya da his English exam olur. His English exam. O exam doğru, yani exam yeterli orada. 2'yi Serpil yapsın. He didn't want to take Susan's advice. Advice yazarken S ile mi yazdın, C ile mi yazdın? C ile yazdım hocam. Bravo. İsim. Evet, 3'ü Serpil yapsın, Sevil yapsın. Susan's brother isn't interested in his studies and he would much rather watch him. Rather, bence have fun diyor. Orada have olmak. Have fun olması lazım. Susan'ın kardeşi. Çok filmde izliyormuş ya hocam. Aha, eğlenmek anlamında geçiyor ya orada. Eğleniyor falan diyor ya orada. Ondan dolayı dedim. Yalnızca fan dersek olmuyor değil mi hocam? Turadır fan. Fan da olur ama burada fiil kullandığı için. Fiil kullandığı have fun. Yeah, okay. Peki. Dörde Berfin gelsin. George told Susan's brother that it takes a lot of effort to learn a language and it happens over a long time dedim. Aferin, güzel. 5 Hakan. 5 George thinks that without practicing your speaking skills it's more difficult to hocam make progress dedim ama doğru mu? Aferin, doğru. Niye korkuyorsun sen ya? Sende niye böyle şeyler var ya? Emin olamıyorum hocam. Emin ol ya. Söyle yanlış şey yanlış. Ne yapalım? To make progress ya da to make any progress. Rahat ol sen. Lütfen sıkılma. Tamam. Olabilir tamam. Yani yanlış yapabilir. Ben ne hatalar yapıyorum? Görmüyor musun? Ben de bak tecrübeleri yapıyorum. Arkamda Sevil topluyor beni. Peki 6 kim gelsin? Gül gelsin buraya da. Hocam bu arada ben 5'e speak yapmıştım ama.
speak olmaz. Niye olmaz? George Ting without bringing your speaking skills. Pratik yapmaksızın diyor düşünüyor. Senin tamam, okay. Make any progress daha doğru burada arkadaşlar. Bakacak olursanız cümleyi tercüme edin. Altı. The biggest advantage that Susan's brother has is that their father teaches English. Güzel. Bu güzeldi. Evet. Peki. Biri bana Zülfiye tercüme etsin. Tamam. Susan's brother is going to study because he believes he's going to fail in his exam. Susan kardeşi derslerine çalışmıyor çünkü o inanır ki o imtihanda geçebilmeyecek. İmtihanda geçemeyeceğini düşündüğü için derslerine çalışmayacak. Evet. Değil mi? Peki. Evet, daha yakışık. İki Berfin yap. Seninki de güzeldi. Seninki de güzel. İki Berfin. He didn't want to take Susan's advice. O Susan'ın tavsiyesini almak istemiyor. İstemedi. İstemiyordu. İstemedi pardon. İstemedi ya da istemiyordu da güzel. İstemiyordu aslında. ING takısı almadığı için istemiyordu diye de çevirebiliriz. Zehra sen gel üçe. Susan's brother isn't interested in his studies and he would much rather have fun. Susan'ın kardeşi çalışmalarıyla hiç ilgili değildi ve daha çok eğlenmek istiyordu. Tercih etmek burada. Would rather tercih etmek mi hocam? Eğlenmeyi tercih ediyordu. Evet doğru güzel. Eğlenmeyi tercih ediyordu. Güzel, çok güzel. Dörde Serpil gelsin. George told his brother that it takes a lot of effort to learn a language and it happens over a long time. George diyor ki diyor Susan'ın kardeşi bir dil öğrenmek için büyük efor sarf etmesi gerekiyor. George Susan'ın kardeşine dediğin gibi ki dil öğrenmek diyor, için çok çaba sarf etmesi gerektiğini, çok sarf etmesi çaba gerekiyor. Gerektiğini söylüyor. Bu da uzun zaman alır mı diyor. Evet. Uzun bir zamandan daha da fazla zaman alır yani. Alabilir yani. Bu dil gerçekten uzun bir zaman alabilir. Kendini zaten tecrübelerle biliyorsunuz. Evet. Şimdi kim gelsin? Sevil gelsin. 5. George thinks that without practicing your speaking skills, it's more difficult to make progress. George ilerleme elde etmenin daha zor olduğunu söylüyor, düşünüyor. Pardon, bu da without practicing göz ardı etme Sevil. Etmeyeceğim hocam, o yüzden baştan toparlayayım. George, pratik yapmadan konuşma yeteneğini pratik yapmadan geliştirebilmenin daha zor olduğunu düşünüyor. Evet, işte bu. Evet. More difficult to make. Pratik yapmadan konuşma becerisini düşünüyor. O da bu düşündüğü şey de diyor herhangi bir ilerleme yapmak için o daha zor diyor. Daha zor bir şey. Yani sadece ve sadece pratik yapmadan beceriyi geliştirmek mümkün değil yani onu demek istiyor. Onun için daha zor anlamda geçiyor. Burada George öyle düşünüyor ki pratik yapmadan konuşma becerisini geliştirmeyi düşünüyor. Konuşma becerinizi pratik yapmaksızın geliştirmeniz daha zordur. Bu kimin de? Tamam, 6'ya geldim o zaman. 6'ya geldim. Bunu da Gül yapsın, 6. En büyük avantaj
Susan'ın abisi sahiptir. Susan'ın abisinin sahip olduğu, orada that bağlaç olsun. Susan'ın abisinin sahip olduğu en büyük avantaj neymiş? Onların babasının, hocam ben kelime kelime çeviriyorum da benim huyum bu. Kelime ama kelime huyla değil. Bak bağlacı nerede görürsem bağlaçtan başlat. Ben sana formül veriyorum. Daha kolay yolu veriyorum. Bağlaç? Bağlaç that var orada bak. That. Tamam. If bağlaç, that bağlaç, when bağlaç, while bağlaç, as bağlaç. Böyle bağlaçları gördüğün yerden başla tercüme edeyim. Bak ben şuradan çevireyim sana bakalım. Bak that burada var ya kızım bak. Susan'ın tamam. Erkek kardeşinin sahip olduğu en büyük avantaj. Buraya kadar cümlenin öznesi biliyor musun? Bak şurası cümlenin öznesi. Kocaman bir özne var burada. Has, is that their father teaches English? Şudur ki diyor, onun babası İngilizce öğretiyor diyor. Anlayabildin mi? Yani burada bağlaçları eğer dikkat edersen senin için daha kolay olur. Ama öteki türlü de anlarsın. Yani anlamasan anlarsın da güzel tercüme etmek de önemli kafanda. Şey yapmak bile ondan dolayı diyorum. Tamam hocam. Mesela bak burada bir de ifli bir cümle vardı. Onu kim çevirdi? Ha bak burada şunu bak burada. Şu cümleye bak bir. Şu cümleye. Tamam. Burada mesela bağlaç nerede? Bul bakayım bağlacı. If. Eğer konuşmazsan. Eğer konuşmazsan. Şimdi oraya ne gelecek? Any progress gelecek. Daha gelişim. Gelişim. Eğer konuşmazsan. Daha çok. Yani ilerlemek daha zor olacak. Hmm. Anlayabildim mi? Bak oradan topladım cümleyi. Eğer tamam. Konuşmazsan ilerleme kaydetmek daha zor olacak. Tamam. Bağlaçlardan yakaladığın zaman çok daha kolay kafanda löp diye oturtursun onu. Bağlaçlardan tamam. Yakalamaya çalış. Oldu mu kızım? Bu oldu. Faydası var, zararı yok bu bilgilerin. Evet. Evet, 7'ye geldik şimdi arkadaşlar. Burada işte esas collocation'a, burada ben size göndermiştim collocation'a. Baktınız mı onlara? Evet hocam, toplu halde. Evet, 7'ye bakın, hemen bir 7'yi yapın. Make ve take arkadaşlar. Make ve take. Hemen bakıverin şuna, yapın altına. Bunlar taşlaşmış yapılar arkadaşlar, taşlaşmış. Onun için bu taşlaşmış yapıları ezberlemekten başka çare yok. Ezberlemek için de bol bol cümle kurmamız gerekiyor. Tamam hocam. Yaptın mı? Hı-hı. Peki, o zaman make'leri sen say bakayım. Make'leri sen say, sadece make'leri say. Make somebody laugh, make mistake, make dinner, make guess, make difference, make noise. Make a guess. Make guess olmuyor da make a guess, make a difference, make dinner, dedim. Make noise. Güzel. Ya bak gürültüyü make noise diyorlar. Görüyor musun çocuklar? Sanki özellikle çıkarıyormuş gibi make. Peki o zaman Berfin de take'leri yapsın. Take a walk. Aha. Take a picture. Aferin. Take a test. Evet. Take an exam. Aferin. İşte bu kadar. Başka yok. Bir şey mi diyecektin? Bir de dinner vardı herhalde. O make dinner. Make dinner. Make dinner olur da have dinner olur ama take dinner olmaz. Have dinner olabilir. Okay. Akşam yemeği yemek anlamında. Ama make dinner de akşam yemeğini yapmak. Yani pişirmek anlamında. Sorusu olan var mı? Make a guess bir tahmin etmek mi hocam? Ha, bir tahminde bulunmak. Bir tahminde bulunmak anlamında söylüyorum. Tahmin yapmak. Hocam bu take a picture, take a photo bunu bu şekilde öğrendik ama ben Lübnanlı bir arkadaşım vardı şey diyordu make a photo deyip duruyordu. Kullanılıyor mu öyle de? Make a photo olmaz, take a photo olur. O şekilde kullanıyordu. Çünkü o İngilizceyi sonradan bizim gibi sonradan öğrenmişlerdi. Onlar da hata olabilir arkadaşlar. Yani İngilizcenin orijinalini öğreniyorsunuz. Yani bir İngiliz nasıl kullanır onu. Şimdi onun ağzına take yerine make takılmış o make diyor devamlı. Her şeye make diyordu zaten. Evet. Onun için sonradan öğrenenler olduğu için
onun hatalarını zaten sizin grameriniz gerçekten çok mükemmel oldu arkadaşlar. Hakikaten çok güzel oldu. Onun için elinizden geldiği kadar çocuklar esas collocation'ları bir kenara yazın. Hatta küçük bir collocation şeyi de yapabilirsiniz. Söyleyin nedir ona da? Defter. Ve küçük bir defter yapabilirsiniz, collocation defteri. Çünkü bunlar ancak mesela şimdi kompozisyon yazacaksınız ya writing. Oralarda kullanmaya çalışın. Mesela kullandıkça daha iyi aklınıza girecek. Benim size bir yarım saat borcum vardı. Ödemiş miydim ben onu? Ödemediniz hocam. Ödemedim mi? Hocam borcunuz yapayım. Borç değil de. Evet hocam öyle bakmayın. Siz bize ekstradan bir sürü dersler yapıyorsunuz. Olsun hiç olsun öyle olsun düşünmeyin. Çocuklar ben yine şu 8'i yapayım da. Borcunuz falan yok yani. Kurbanım öyle demeyin siz. Ben gene ne kadar olsa bir şey yapayım. Yok ben öyle demiyorum hocam Saviller gibi. Ben istiyorum çünkü gerçekten ihtiyacım var size. Tabii ki tabii ben ki. İstiyorum. 8. 8'i yapalım o zaman. 8'i yapalım arkadaşlar. Oradaki şeyleri bulmaya çalışın. Söyleyin. Collocation'ları bulmaya çalışın. Ben borcumu ödeyeceğim merak etmeyin. Siz isteseniz. Yaptım hocam. Bitti mi güzel gül? Aferin. Bir kişi daha bitirirse başlayalım. Tamam hocam. Tamam. İlk bitiren gül, ikinci de Zülfiye. Biri gül yapsın, iki Zülfiye yapsın. Sonra devamını arkadaşlarla gidelim. Hadi başla gül. It is a beautiful day. I'm gonna take a walk. Bak take a walk. Bunu yapıştırın kafaya. İki Zülfi. Lucinda is upset. She thinks she makes many mistakes in exam. She thinks she makes me, she made me. Aslında hocam düşün. Evvelceden yanlış yaptığına göre made. Bakmamış ama. Made değil mi? Bak gergin ya şu anda gergin olduğu evet, için. Evet. İmtihanda hata yaptığı için yaptığını düşünüyor. Peki 3'e Zehra gelsin. Robert is so funny. He really makes... He really is making me laugh mı hocam, makes me? Çok komik diyor, çok komik. Beni güldürür. He beni really makes me laugh. Gerçekten güldürür diyor. He güldürür. Really makes me laugh. Hep yani beni güldürür anlamında, komik hı-hı. Yaşında. Şu anda komiklik yapıyor anlamında söylemiyor ama komik evet. Anlamından dolayı. 4'e Berfin gelsin. I always take lots of photos when I go sightseeing, etrafı gezip görme. Sightseeing on holiday. Evet. Take photos. Gördün mü bakın? Ötekinde make laugh. Gördün mü? Make somebody laugh. Sevilsen gel 5'e. What really makes a difference to your linguistic is if you don't worry about making mistakes. Bak make mistake gördün mü? Ne güzel ya. Burada da dedi ki difference değil mi? Make difference. Tabii makes difference oldu. Make güzeldi. Difference. Çok güzel arkadaşlar. Hadi yapmışken şurada 1, 2, 3, 4 diye siyahla yazılmışlar var ya sum up'tı bilmem ne. Bunu mouse'dan yanlış koymuş yerlerine arkadaşlar. Doğrularını siz yapın. 1, 2, 3, 4, hocam, buna geçmeden önce 5. cümleyi çevirebilir miyiz? Biraz bana tabii garip geldi. Tabii ki, tabii. Sevil, hemen senin işin bu. What really makes a difference to your language skills is if you don't worry about making mistakes. İften başla. Eğer... Hata yapmaktan korkmazsanız, endişe etmezseniz dil becerilerinize sizin dil becerinizin
bir fark yaratacak, gerçekten fark yaratacak olan... Fark yaratacağı ay, şey olsun. Hocam tek cümleyle söyleyeyim. Sizin dil yeteneğinizde, dil becerinizde fark, gerçekten fark yaratacak şey hata yapmaktan korkmamanızdır. Aa, vallahi benim içimi okumuş biliyorum. Hocam burada if tercüme olunmur değil. Eğer yapa... Doğru ise, doğru. Burada if olmuyor. ...tekdirde sizi dil becerinizde farklı yeden şey nedir? Doğru. If burada, burada if'ten yani gidiyoruz. Yani sizin korkmamanız, hata yapmaktan korkmamanız sizin gelişmenizi sağlayacak olan şeydir diyor. Ya öyle de korkmadıkça. Evet. Yapmadıkça evet doğru doğru. Öyle de olur. Evet, güzel. Annes koyardı o zaman korkmadıkça. De. Anlayabildin mi Gül? Evet hocam. What'la is aradaki şeydi. Bak cümlenin öznesi burada. Bak cümlenin öznesi burada. Şu bak şu. Ha, soru cümlesi değil. Burada what şey anlamına. Biliyorum aynen. Cümlenin öznesi burası. Ondan sonra is fiil gövdesi, cümlenin gövdesi. If you da cümlenin objekti oluyor. Tamam. Böyle okay. Ayırmaya çalış. Yani cümleyi üçe ayır her zaman Gül. Tamam. Baş, gövde, ayaklar, subject, verb, object. Yani cümlede subject aradığın zaman kocaman bir subject var burada. Is cümlenin fiili, if you don't were the object diye geçiyorum. Tamam hocam. Peki. Hadi şimdi 9'u yapalım canlarım. Hadi. O yanlışları düzeltin 1, 2, 3, 4, 5 diye. Az önce vermiştim zaten bunları. Tamam hocam. Tamam mı? Şimdi Hakan, bire ne dedin? First dedim. İkiye ne dedin? İkiye... Korkma, söyle, dönmeyeceğim. Hocam, yok hayır, bazı şeyler yetişemiyorum da onu anla. Öyle. İkiye ne demiştik bir önceki sayfaya? Hocam, burada gelişmeyle ilgili şeyler olduğu için ne olabilir? Furthermore olabilir hocam. Ah, bravo. Üçe ne dedin? Üçe. Üç. However... Doğru gibi. Yok. However'ı dörtte söylüyorsun. Farklılık yaratmak için. Additionally. Bak ikide additional da diyebilirsin. Furthermore da diyebilirsin. Eğer furthermore desen üçte additional de. Additionally ikide dersen öteki tarafa furthermore'u ver. Anlayabildin mi? Evet. Yani ikisi değiştirebilir yer. Fark etmez. Birisi furthermore, birisi additional. İster ikiye koy, ister üçe koy. Dört. Hı. İşte however orada geliyor. Beş. To sum up. Peki. Şimdi bana başla bunu okumaya. Başla okumaya. Şu Peter'a kadar bunu bir tercüme et bana. I am going to talk about a project I did at college. Burada hocam. O projectle I arasında bir that var. Görebiliyor musun o that'i? Tamam mı diyorsun? Öncelikle ay arasında bir det var orada. Evet, evet. Kolejde yaptığım bir proje hakkında konuşacağım diyor. Görüyor musun? Bak nereden başladık, nasıl götürdük cümleyi. Aferin sana, güzeldi. Firstly, it was a language project and I worked with my friend Peter. İlk olarak o bir dil projesiydi. Ve ben arkadaşım Peter'la birlikte çalıştım. Ha, bu iki tane cümleyi and'la bağlıyorsa arkadaşlar, and'ı ıp anlamında çevirebilirsin. Ip mesela, evvela o bir dil projesi olup arkadaşım Peter'la birlikte çalıştım. Ip diye çevirebilirsiniz. And'den önce bir sıralamayla çevirsek daha iyi anlarım. Nasıl hocam, istersin çocuklar? Bana sıra karışıktı ya. Normal evet. Sırasıyla çevirelim. Hocam, normal sırasıyla çeviriyoruz ya. Nasıl yani? To sum up, it was a language project diyor.
Orası susamak yerine first yazılacak işte. Yanlış yazmışlar onları Sevil. Onları yanlış yazmışlar. Ya. Düzeltiyoruz onları. Ben orayı hiç anlamadım hocam. Paragrafların değişeceğini düşündüm. Yok yok. Burada sadece ve sadece tusamap demiş oraya. Orada tusamap kullanılmaz. Orada okay, hocam, bir de tamam. Şey kullanması gerekiyor. Ha. Peki hocam, ikiyi ben bana bir şey sormuştum da. Hocam, şey end'den önce virgül var ya, o zaman da ıp olarak mı çeviriyoruz? E tabii ki. End'den önce zaten cümle olduğu için virgül kullanılıyor. Hmm. Hocam end, bir de ben Sor. Bu it was a language project end dediğimiz zaman bu end'i ilk cümleye mi ıp olarak getireceğiz her zaman? Tabii bak, diyor ki bak, o bir dil projesi olup orada olma şeyini nereden alıyorum ben? Was'dan alıyorum. Tamam. Olup diyor. Ondan sonra I worked with my friend Peter. Ben arkadaşım Peter'la çalıştım. Ama isterseniz o bir dil projesiydi ve ben de arkadaşım Peter'la çalıştım. Yani biraz daha ne bileyim oturaklı, ağdalı konuşmak. Türkçeyi de güzel oturtmak lazım ki karşınızdaki insan size güvenebilsin. Tercüme yaptığınız zaman anlayabiliyor musunuz ne demek istediğimi? O anlamda. İkiyi şey, we had to find out how many people in burada sen yap sen, çünkü çok az konuştun bu derste. We had to find out. Ben mi hocam? Uh-huh. We had to find out how many people in college speak more than one language and additionally we are furthermore and furthermore what their level of English is. Burada hocam. How many people orada bağlaç. Evet, oradan başlayabiliriz o zaman. Hmm. Kolejde bir dilden fazla konuşan insanların ne kadar olduğunu bulmak zorundaydık diyor. Öğrenmek zorunda. Bulmak, yani bulmak anlamı da geliyor. Bulup evet. Öğrenmek. Bulup öğrenmek zorunda kaldık, evet. Evet, kaldık. İlaveten. Furthermore, ilaveten onların İngilizce seviyelerini de aynı zamanda öğrenmek zorundaydık. Evet, güzeldi. Aferin sana. Aferin sana. Peki, şimdi Zehra gelsin. Zehra. I like doing diyor burada. Oradan I like doing this sort of projects. Project. So was happy to work hard. Bu proje, sort of project, projenin kısalığı demek mi hocam burada? Ne? Çeşitliliği demek mi? Çeşit. Projenin çeşitliliğini I like doing this sort of. Bak mesela that kind of car diyorum mesela. Bu tür bir araba. Burada da bu tür bir proje anlamına geliyor. Bu tür proje. Bu tür bir projeyi yapmaktan hoşlanıyorum. So ki öyle bundan was happy to work. Bu yüzden çok çalışmaktan mutluydum. Orada ayı koymamış. Dikkatini çektin mi? Evet, çünkü buradaki baştaki ayı kullanmış. Mutluydum diyor. İşte bu. Üçü devam ettir. Additionally, Peter is also a very good student. So we helped each other a lot. And it was quite easy in the end. İlave olarak bundan öte Peter gerçekten Peter hem de iyi bir öğrenci ve böylece birbirimize çok faydamız oldu. Ve it was quite easy in sonuna kolaylıkla ulaştık, sonlandırdık. Doğru. Kolaylıkla sonlandırdık. Sonunda yani inden sonunda kolay oldu demek istiyorum. Evet, güzel. Peki ondan sonra kim gelsin? Gül gelsin bakayım. However, we didn't get any good advice from Miss Smith in the college office. She didn't want to do anything for us at first. Çevireyim yeter, önce. Ancak, biz tavsiye almadık from Smith'den. Smith'den kolej ofisindeki
Miss Smith'ten biz hiç tavsiye almadık. Güzel. Hı. Devam et. Güzel. O istemedi. O istemedi. Hiçbir şey yapmak istemedi bizim için ilk önce. İlk önce bir şey yapmak istemedi diyor, değil mi? Evet. Peki, şimdi Serpil sen gel, bunu sen yap. Tamam hocam. Then she gave us the information from last year. Sonra diyor o from last year. Geçen yıldan bilgiler verdi bize diyor. Güzel. Hmm. Not this year. Not this year. Bu yıldan değil diyor. Güzel. Devam et. Then she couldn't find the correct information in herself. O ve sonra doğru diyor, bilgi. O bulamadı diyor doğru bilgileri. Kendi doğru bilgileri bulamadı diyor. Devam et. To sum up, she didn't help us at all. Özetle o diyor bize hiç yardım etmedi. Bitti. İşte bu kadar. Gördün mü? Ne kadar güzel. Şimdi bunların faydası bir sürü şeyler var tabii. Onu yapalım. Bugün 9'un şeyini bitirmiş olalım. 10'a geçeceğiz bir dahaki ders Allah nasip ederse. Burada 2 defa have kullanıyorsunuz. 1 defa discuss. Diğerlerini birer defa kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yalnız tense'ine uygun cevap vereceksiniz. Ha, fiili luck diye koymuyorsunuz oraya. Belki şimdiki zamandır, belki past tense, belki perfect'tir, belki ne bileyim gerund'tır, belki ne diyeyim onu ne deniyor ona infinitive'dir belki de, ona göre koyuyorsunuz. Yani direkt oraya have'i koymuyorsunuz. Yapılandırıyorsunuz hepsini. Zaman zarflarına yakalayabilirsiniz. Bitirenler bitirdim desin. Bitti benim için. Bitti mi? Güzel. Başka bitiren var mı? Berfin? Bitti benim de. O zaman sen başla. Tamam. I don't know what university to apply for. To apply for. Pardon. Apply for. My father and I have a chat about it tomorrow. Tomorrow dediği için hangi tense olacak o? Şapalak. My father and I
Tomorrow hangi tense'de kullanılır? Tomorrow gelecek. Evet, hemen koy bakayım are going to your ya. My father and I. anlamadım orasını. Gelecek zamanda to be going to kullansan orada güzel kızım. My father and I, babam ve ben, biz yani. Biz olduğunu ya are going to have. Ha, pardon anladım şimdi. Anladın mı? Ha, bir daha. My father and I are going to have a chat about it tomorrow. Orada will de diyebilirsin. Will have a chat de diyebilirsin orada. Tamam will daha kolaymış. Will olsun. Tabii will ha, istersen olur ama are going to da olabilir yani. Diyor ki hangi üniversiteye yani hangi üniversiteye başvuracağını bilmiyorum diyor. Yarın babam. Ha. Ne diyor? Yarın diyor babamla ben bu konuyu konuşacağız diyor chat'te aynen. Diyor. Sohbet edeceğiz yani anlamda değil mi? Bak evet. Evet chat oldu orada. Bravo. İkiyi de yap. Come in Alison. Ben bunları hiç şey göre yapmadım. We try to decide what to have for şimdi dinner. Come in dediği zaman bir dakika. Come in dediği zaman bunda hangi tersi? Trying. Ha, we are trying. Evet. We are trying to decide what to have for dinner. Maybe you can help us. Diyor ya. Ki Alison diyor gel diyor. Gir içeri. Evet aynen. Biz karar veremedik diyor. Karar veremedik değil mi? Uydurma. We are trying to decide. Pardon. Biz karar vermeye çalışıyoruz diyor akşam yemeği için diyor. Ne yiyeceğimize diyor. Ne yiyeceğimize. Belki sen bize yardım edebilirsin. İşte bu. Gördün mü? Üçü de yap. Üçü de. Düzgün bir tane yap yakandan düşeyim. Look, we last week diyor. Last week. Discuss olacak da. Tamam discussed olacak orası. Last week diyor. Evet. Past tense'e git. Tamam. Discussed da olabilir. Were discussing de olabilir orası. Bak orada zaman zarflarını çok dikkate alın. Boş boşuna da bak. Tomorrow vermiş bağırıyor. Coming'i vermiş orada. Look orada aldatmaca. Bak diyor. Ama last evet. Week vermiş arkasından da. Last week'i verince o zaman last week'e giderim ben. Değil mi? Evet. Look. Look, we discussed this last week. I don't want to have a party for my birthday. But diyor ki, bak, biz bunu last week geçen hafta hafta tartıştık. Tamam. Diyor ki ben istemiyorum diyor. Ben doğum günü partisi istemiyorum diyor. Evet, doğum günü parti yapmayı istemiyorum. İstemiyorum. Güzel. Daha çok hocam oraya bir de already koysak anlam daha güçlenecek hatta. Nereye? We already discussed this last week. Already. Ha, olabilir daha güzel olur. Doğru. Yani o çünkü kızıyor da bak diyor biz zaten konuştuk niye ısrar ediyorsun gibi bir tutum already var. Already genellikle perfect tense'de kullanıyoruz ya ondan dolayı koymamış oraya. Eğer already koysa last week orada fazlalık gelir orada. Already olsa da we have discussed before demesi lazımdı arkasından. Last week dediği için already perfect tense'de daha çok kullanıyoruz. Hazır gelmişken gel bakayım dörde. I don't know anyone who communicates by letter anymore. Who'dan sonra ne geliyor? Who'dan sonra? Who communicates dedim ben. Aferin güzel. Güzel. Communicates. By letter anymore. Yani sanmıyorum ki artık mektupla iletişim kuran birini tanımıyorum. Ben sadece e-mail gönderiyorum. Hep e-mail gönderiyorum. Aynen öyle. Beşe de şey gelsin. Zehra gelsin. Zehra sen gel. Kapalı mikrofonu Zehra. Kendi konuşuyorum. Our English teacher always tells us have more conversations with each other after class so we can practice our skills more. Ne dedin tell us'tan sonra?
have more conversations dedim. Değil mi? Hold mu olacak? Have more conversation. Ben üç kelime istemiyorum. Bir fiil getir oraya, o fiile. Tell someone to do something. Birisinin bir şey yapmasını söylemek. Bizim İngilizce öğretmenimiz bize daima söyler diyor. Evet. Ne yaptığını söyler? Hocam dur, kilitlendim. To hold. To hold more conversation. Tell someone hold. To do something. Tell someone to work. Kalıp bu. Tell someone to work. Öğretmenim bize daima daha çok conversation derslerine katılmamızı. İngiliz. Ve birbirimizle tanımamızı. Sonra değil mi? Evet, daha çok pratik yapmamızı ister. Becerilerimizin artması için. So we can practice our skills more. Böylece bizim bir şey pratik yaparak yapabiliriz. Daha çok pratik yapabiliriz. Evet. Daha çok becerilerimizi geliştirebiliriz gibi söylüyor. Pratik orada geliştirmek. Hocam gibi. Bunu ben baştan bir okuyayım mı? Oku hiç acımı. Our English teacher always tell us to do have more conversations with each other after class so we can practice our skills more. Öğretmenimiz class'tan sonra to hold olacak. To do değil de to hold. To hold. Çünkü hold conversation yani conversation yapmak anlamına geliyor. Onu unuttum ben. Öğretmenimiz her zaman öğretmenimiz bize her zaman sınıftan sonra birbirimizle daha çok conversation, konuşma yapmamızı söyler ve böylece becerilerimizi daha çok pratik yapabiliriz. Güzel. Gayet güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Serpil gel bakayım. I am having a chat with my mom about what language course to take. Ne dedin? Hangi dil kursunu alacağım? Doğru. Ben diyor annemle hangi dil kursunu alacağımı konuşuyorum. Alacağım konusunda konuşuyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar, burada hiçbir tense yok. Bak, hiçbir tense emaresi görüyor musunuz burada? Görmüyorsunuz değil mi? Burada past tense de olabilir. Burada am having de olabilir. Will future de olabilir. Future de olabilir. Future şey de olabilir hocam. Hepsi olabilir. Çünkü burada tense yok. Yani tense yok burada. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın görüyorsunuz değil mi? Ne kadar geniş düşünmemizi bizler istiyor kitap. Yani zaman zarflarını artık kesin yakalamalısınız. Bir. İkincisi, bir paragrafa başlarken firstly'di, işte ne bileyim additionally, furthermore, however, efendim, to sum up, bunları da öğrenmek zorundayız. Tamam. İki, bu ikiydi. Üçüncüsü, şeyler nedir onun adı arkadaşlar? Söyleyin. Collocations. Collocations. Yapılar, değil mi? Haşlaşma yapılar. Bunun üzerine düşeceğiz değil mi arkadaşlar? Haşlaşmış yapıların üzerine düşeceğiz. Collocation diye geçiyor. Okuma parçalarını bol bol okuyacağız arkadaşlar. Ve elimizden geldiği kadar her gün bir yarım saat bunlara bir bakarsanız faydası olur. Ayrıca bol bol okuma, bol bol dinleme ve bol bol da yazma gerekiyor. Artık sizin o seviyeniz arkadaşlar. Grameri biliyorsunuz siz. Gramerde sorun yok. Gramerle ilgili sorun yok sizde. Sadece yeni bir takım şeyleri gramer üzerine montelemeniz gerekiyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Lego gibi düşün. Peki, sevgiyle kalın. Bir dahaki derse 10. derse geçiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler.